Çocuklarda doğuştan görülen rahatsızlıklardan biri de göğüs kafesindeki şekil bozuklukları. Bu rahatsızlığa içe çökük olduğunda kunduracı göğsü, dışa doğru çıkık olduğunda ise güvercin göğsü adı veriliyor sevgili seyirciler. Türkiye'de yaklaşık 240 bin çocukta bu rahatsızlıklar görülüyor. Geçmişte ameliyat tek çözüm olsa da artık operasyona gerek kalmadan çocuklar sağlıklarına kavuşuyor. Bazı çocukların göğüs kafesleri içeri doğru çökük ya da dışarı doğru çıkık olabiliyor. Göğüs kafesinde görülen bu şekil bozukluklarının arkasında genetik faktörler var. Çökük olanlara kunduracı göğsü diyoruz. Çünkü kunduracılar göğüs kafeslerine dayayarak çalışıyorlar ayakkabıları. Çöktüğü varsayılıyormuş. Onun için halk arasında kunduracı göğsü deniyor. Çıkık olana da güvercin göğsü isim veriyoruz Türkçe'de. Çünkü kuşlar, tavuklar göğüs kafesleri öne doğru çıkıp. Türkiye'de her 400 doğumda bir çocuk kunduracı göğsüyle, her 1000 çocuktan biri de güvercin göğsüyle doğuyor. Yaklaşık 240 bin göğüs kafesi bozukluğu olan çocuk bulunuyor. Göğsü kalbe baskı yaparak, akciğerlere baskı yaparak çocuğun erken yorulmasına, kalple ilgili ritim bozukluklarına sebep olabiliyor. Güvercin göğsü ise öne doğru çıkık olduğu için herhangi bir baskı söz konusu değil. İki sene öncesine kadar ameliyatla tedavi edilen kundura göğsünde artık büyük oranda operasyona gerek duyulmuyor. Vakumlu alet uygulamasıyla %80 başarı sağlanabiliyor. Tutuyoruz. Kunduracı göğsünde vakum dediğimiz bir alet var. Göğüs kafesine negatif basınç uygulayarak dışarı doğru çıkarılıyor. Aynı kaportacıların o dolu yağdıktan sonra arabalarda yaptıkları işlemi biz göğüs kafesine yapıyoruz. Güvercin göğüste de bir tür korse kullanılıyor. Dışarı çıkık olduğu için onun tedavisi daha kolay. Onda ise korse kullanıyoruz. Ortez dediğimiz bir korse. Onlarda %100 düzeltebiliyoruz. Çünkü korseyi çocuk devamlı takabiliyor. Çocuklar ergenliğe kadar ameliyatsız tedavilerden fayda görüyor. Ergenlik sonrası ise ameliyat olmaları gerekiyor.